Şimdi 16. dönem çok güzel işler yapmış ve bizi çok etkin bir şekilde yönetmiş olan Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Yiğit Savcı'yı sahneye davet etmek istiyorum ve konuşmasını yapmasını kendisinden rica ediyorum. Hoş geldiniz. Ben Mert'im. Ben Eda Ergeni. Ben Fatih Uysal. İş dünyasında şimdi denge zamanı. İşleri hem bilgiyle hem de sezgiyle yönlendirme zamanı. İş dünyasında şimdi kadınların zamanı. Farkında mısınız? Kafalarda nasıl bir şartlanma var? Belki de en büyük engel kendimize koyduğumuz sınırlar. Zaman gücümüzü fark etme zamanı. Hep birlikte yükselme zamanı. Zaman bizim zamanı. Zaman eşitlik zamanı. Dönüşüm hem önce ekonomik dünyayı etkiyor hem de sosyal dünyayı etkiyor. Ve bizler e, bu dönüşümün giyat olarak önümüzdeki iki yıl boyunca evet. bireyin, kurumun ve e, toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak şekilde projeler yaratmaya karar verdik yeni dönem hı hı. olarak. Beş ay önce bir çağrı yapıldı hı hı. ve e, Maliye Bakanlığı bir düzenleme yapılıyor yapıldığını söyledi ve sivil toplum kuruluşlarından görüş istedi. Biz de GİAD olarak hı hı. görüş vermek üzere çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların en önemli kısmı. Bizim derneğimiz için de, derneğin içine sorduğumuzda hı hı. en çok dijital iş yapan arkadaşlarımızdan geri bildirimler aldık. Genç Yönetici İş İnsanları Derneğimiz, yaklaşık olarak 30 yılı aşkın bir süredir e, genç iş dünyasını temsil eden e, bir sivil toplum platformu. Hı hı. Bizim e, sosyal sorumluluk projelerimiz, üyelerimizin ticari ilişki ve işbirliklerini arttırması, akademik çalışmalar ile teorinin e, birleşmesi sektörel sorunların çözümü gibi birçok aktif konuda görev almaktadır. Azim, hırs, tutku ve bir şekilde bunu yapabileceğine inanmak, aynı zamanda da bunu bilimsel bilgiyle besleyerek Dünya trendlerine takip ederek kendi yapabilecekleri işe odaklanmaları bence kitaptaki en ortak tema olabilir. Girişimci bir kadın olmak. Bir kere özgür ruhlu olmak. Tek sermayemiz tecrübemiz. O özgüvene sahip olması. Yapmak istedikleriniz, hayalleriniz var. İnancınızı kaybetmeden, daha çok çalışarak. O girişimcilik ruhu denen bir olay var ya, o ruh sizi bırakmıyor. <laughs> İşçi ve İş İnsanları Derneğimiz yıllar içerisinde çok kritik dönemlerde çok önemli işleri imza atmış bir sivil toplum örgütüdür. 16. Yönetiminin dönüşüm sloganıyla çıktığı bu yolda ana yapı taşlarından bir tanesi olan dijital dönüşümün neden ve nasılını konuşacağız. Cumhuriyet tek bir anlama sahip. Bu güzel filmin ardından Sayın Başkanım buyurun kürsü sizin. Teşekkür ediyorum. Değerli Divan Heyeti, sevgili Cem Başkan teşekkürler. Ee, kıymetli üyelerimiz e, ve çok kıymetli eski başkanlarımız e, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 17. Dönem e, Genel Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu kadar yeterli. <laughs> bu kadar yeterli. Artık birazcık daha ee, sizinle samimi bir şekilde konuşmak istiyorum. Ee, son dönemde şu laf var ya nereden nereye diyorlar ya. Hakikaten eski başkanlarım herhalde bunu teyit edecek. Ee, derneğe okur, kurdukları küçücük yerden bugün Türkiye'nin en prestijli otelinde genel kurulu yapıyoruz. Ee, bu e, hepimiz için e, gurur kaynağı, hepimiz için getir derneğe getirdiğimiz yer açısından çok büyük bir e, ben başarı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de derneğimizin çok daha iyi yerlere gideceğini görüyorum. Bayrağı da teslim ederken vicdanım o manada çok rahat. Şimdi 16. dönemin sürecine başlamadan bir iki tane benim için önemli olduğunu düşündüğüm konuyu sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü burada çok yeni üyelerimiz var. Bazıları derneğin 30 33. yıl, 34. yılına geliyor. Geçmişini çok fazla bilmiyor. Ben böyle bir iki anekdotla e, buraları anlatmak istiyorum. E, 2004 yılında e, Ömer İsvan Başkan'ın e, döneminde bu derneğe üye oldum arkadaşlar. 33 yıllık bir derneğin neredeyse 16 yıl, yani yarısında varmışım. E, dolayısıyla da e, derneğe Levent'te küçücük bir villada, değil mi Ferit Başkanım, Melih <laughs> Başkanım? E, çok güzel bir ofisteydi bu arada dernek merkezi. Orada çok keyifli dönemlerini gördüm. Necip de burada, Necip de bilir onları. 2005 yılında hiç unutmuyorum bir yaza merhaba partisi ki o bizim gelenekselimizdi. Dernek her zaman Sümbül Sokak'taki, Levent'teki villanın bahçesinde yaza merhaba yapardı. Barbekü gelirdi, herkes birbiriyle kaynaşırdı. Bu derneğin kültüründe ne olduğunu anlatmak açısından bunu söylüyorum. Dolayısıyla da bizler o yaza merhabada birbirimizle çok sıcak sohbetler yaparak kaynaşırdık. Onlardan birinde şunu dediğimi hiç unutmuyorum. O kadar güzel bir dernek ki burası dedim. Bir gün ben buraya başkan olurum dedim. Ve sanıyorum şu geçtiğimiz iki yıl boyunca da o keyfi, o şeyi, enerjiyi sizlerin desteğiyle yaşadım. Ve hayatımın yaşadığım en güzel iki yıllarından biriydi diyebilirim. Daha sonra tabii dernekte birçok dönemi gördüm. Pınar Başkan'ın dönemini çok keyifle yaşadık. Sonunda onun bırakmasına çok yakın bir dönemde beni aradı. Yiğitçim dedi, projeler komitesinin başkanı olur musun dedi. Ben de dedim ki evet dedim Pınar Başkan. Sen diyorsan olurum. Ama dedim bir şartım var. Ne dedi? Eğer dedim Mertinik benimle eş başkanlık yaparsa, o zaman dedim kabul ederim bu görevi dedim. Ondan sonra. O ne demek? Ya dedi. Ben dedi sana başkanlık teklif ediyorum. Çok güzel bir konsept kuracağız dedim. Bak göreceksin ne olduğunu dedim. Tamam dedi ve dernekte Mert'le beraber eş başkanlık konseptini kurduk 2011 2010 yılında. Sonra 2011 yılında e, yönetim kurulunu e, form ettik. E, Burcu'yu başkan yaptık ve 2011'den itibaren 13. dönem e, işte derneğin proje odaklı eksene oturmasının ilk başları, ilk eee milestone'larından birisidir. O da GIDA Akademinin kuruluşudur. GİAD Akademi'yi kurduk Mert'le beraber. Üzerine geceler, gündüzler herkes emek verdi ve Giyat Akademi 9 yıldır inanılmaz işler yaparak bugün de İsmail'le Başak'ın e, müthiş performansıyla bugüne kadar gelmiş durumda ve buradan sonraya da devam edecek inşallah. Sonra e, 2015 yılında, 15. dönemde bu sefer mottosuyla, projesiyle STK'cılık e, ortaya koyduk. E, Maalesef istemiyorduk ama seçimle e, işin başına geldik. Değişim dedik e, ve inanılmaz bir dönem geçirdik. E, o dönemde çok güzel işler yapıldı. Yine o dönemde e, dernek tarihinde bir ilk olarak dünyanın en büyük bankalarından birisini e, projemizi anlatarak e, UBS'i, e, Yasin gülüyor hemen, e, çok büyük bir rakama sponsorluk yaptık. Bu dernek tarihinde başardığım en büyük olaylardan biriydi. Bunlar da gurur duyuyorum. Ee, ve 16. Döneme geldik. 16. Dönem e, biraz önce e, videoyu seyrettiniz. E, 16. Dönemin başkanı olurken şöyle bir konuşmama baktım. Neler demişim? Nasıl bir e, yol üzerine e, hareket planı belirlemişim? E, hiç unutmuyorum. Ocak Şubat ayıydı. E, Mert'i aradım. Mert dedim. It's the time. Şimdi zaman geldi. Artık harekete geçmemiz lazım. Ne düşünüyorsun? Dedi. Dedim ki değişim diye sıçramayı yaptık ama artık dönüşüm diyeceğiz dedim. Buna ee, inanılmaz derecede beğendi ve bu projenin e, çok güçlü ayaklarının hepsinin oturmasında bana müthiş destek oldu. Sonra Hakeza İlkay öyle. Dönüşümün bütün ekseni Buse'nin de desteğiyle son haline kavuşmuş oldu. Ana damar oluşmuş oldu. Dönüşüm aslında bir felsefe. Ee, bunu geçirdiğimiz iki yıl boyunca aslında kademe kademe gördük. Şimdi başkan olurken şunu söylemişim. Demişim ki 16. dönemin ilk gününde genel kurulumuzda Önümüzdeki dönemde çok güzel projelere hep beraber imza atacağız ve ne kadar çok katkı sağlarsanız o kadar güçleneceğiz. Böylece geleceğe daha güçlü bir giyat bırakacağız demişim. Sanıyorum bugün e, bunu yaptığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum sizin takdiriniz ne? Katkınız çok büyüktü. E, yine o konuşmanın devamında hemen Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarına değinmişim ve hakikaten çok zorlu bir süreçten geçtiğimizi söylemişim. Başkanlığı devralırken çok zorlu bir süreç olduğunu söylemişim ama Fuat'ın gözlerinin içine bakıyorum. Fuat benden daha zorlu bir dönemde bence başkanlığı devralıyor. O da umur sanıyorum konuşmasında bahseder bundan. Türkiye maalesef bir türlü ekonomisine odaklanacak şekilde e, siyaseti Doğru manada seçimleri doğru manada e, sahneden kaldıracak şekilde bir açıya geçemedi ve bu da e, reel sektörü e, hepimizi çok yoruyor. Hepiniz bunun farkındasınızdır diye tahmin ediyorum. Daha sonra e, bir iki cümle daha söyleyeyim Ye, yine konuşmamdan hatırlatmak amaçlı orta gelir tuzağından kurtulmamızın tek yolunun eğitim olduğunu söylemişim. E, maalesef e, burada da e, hala iyi bir noktada değiliz ve tabii ki. Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir lafına gönderme yapmışım. Bu kısmının da hepimiz için ne kadar kritik olduğunu biliyorum. Ee, yine ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmamamız gerekli. Biz genç bir derneğiz. Dolayısıyla da gençliğin verdiği dinamizmle iyimserliğimizi kaybetmemeliyim, kaybetmemeliyiz dediğimi hatırlıyorum akılcı iyimserlik Profesör Doktor Steven Pinker'ın e, Harvard'lı. E, ondan birkaç alıntı yapmışım e, orada da çok majör e, gelişmeler yok gibi görüyorum ama e, şunu tekrar bir hatırlatayım istedim 1830 yılında insanların yüzde yirmi'si temel eğitime sahipken bugün yüzde seksen temel eğitim alıyor demişim ki bunu Steven Pinker diyor yapılan araştırma O yüzden akılcı iyimserlik bizim e, tuttuğumuz yol olmalı ve bu yolu da hiçbir zaman kaybetmemeliyiz iyimserliğimizi ve 21. yüzyılın getirdiği dönüşümü akıllarımızdan çıkarmamalıyız çünkü bu dönüşüm biraz önce videoda da gördük TRT'de de anlatmıştım. Aslında sosyal yaşamı şekillendiriyor. Cem Başkanının da hatırlattığı gibi yani dijital dönüşüm aslında bireyden insandan başlıyor insanın dönüşümüyle ilgili bir konu. Bu da sosyal yaşamın dönüştüğünü anlatıyor. İşte evler küçülüyor vesaire. Bunları anlatmıştım. İkincisi de işin ekonomik boyutuyla ilgili dönüşümü ifade etmiştim. Görüyorsunuz Çin bugün dünyanın artık gerçekten karar vericisi olmuş durumda. Çünkü Amerika dünyanın en büyük ekonomisi olmasına rağmen. Çin'e açtığı savaşla ekonomiyi dizayn ediyor. Dolayısıyla ticaretteki dönüşümü de iyi algılamamız gerektiğini söylemişim. Çok kabaca 16. Dönem olarak yola çıkarken koyduğumuz önemli kritik konuları aslında neler yaptığımıza bakarak devam edelim istiyorum. Bunları söylemişim ama bir de yaptıklarımız var. Videonun içinde gördük. Sanıyorum. Türk sivil toplum tarihine not düştüğümüzü gözlemlemiş olabiliriz. Çünkü projeleri odağına alan, yapmak istediği şeyi net bir şekilde ifade eden ve bunun takibini yapan ve bunu bütün kurumlarla iletişime geçerek yapan basınla veyahut da kamu kurumlarıyla devletin kurumlarıyla veyahut da yurt dışı ilişkileriyle örmüş bir 16. dönem geçirdik. Hızlıca bahsetmek istersem, yani dediğim gibi umutsuzluğa kapılmadan ne kadar zor dönem geçirsek de o dönem boyunca hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan bu projeleri ürettik. Biliyorsunuz dönüşümde üç tane ana sacaya ayağı ortaya koyduk. Kadın, dijital ve sanat dedik. Burada ilk başta hatırlıyorum tartışmaları. Ben sanat dediğimde PR ajansımız bize başkan ne diyorsun emin misin filan dedi bir genç iş örgütüsün sanat diyorsun farkında mısın filan. Ama girişimciliğin, inovasyonun, bütün yaratıcı düşüncenin tetiklendiği yer burası olduğunu düşünüyorum. Hala da bu iddiadayım ve umuyorum GİAD olarak bu öncü projeyi, bambaşka bir noktaya taşıyacak şekilde projelerimizi geliştirmeye devam ederiz. E, dijital dönüşümle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü birazdan e, Fuat zaten inanılmaz başarılı bir şekilde e, dijital dönüşümü yaptı. Ama Kadın projemizle ilgili çok önemli birkaç cümle söylemek isterim. Kadın projesi hakikaten e, Türkiye'de e, son dönemde algının arttığı ama bizim gibi genç segmentte hiç böyle bir e, projenin ortaya konmadığı bir durumdaydı. Biz Eşitlik zamanı fikrini ortaya koyarak kadın çalışma grubunun liderliğinde çok ciddi bir etki, çok ciddi bir kamuoyu algısı yarattık. O kadar tahminimizin üzerine çıktı ki benim tahminim 15-20 milyonun üzerinde izlenme sağladık, muhtemelen 30 milyon kadar kişiye ulaştık bu projeyle. Bu da kadınlarımıza aslında daha cesaretlendirici, daha eşit durucu erkekleri bilinçlendirici bir yol açmış oldu. Bununla da ben açıkçası e, gurur duyuyorum. E, bir de tabii dijital dönüşümle ilgili bir cümle söylemek isterim. E, müthiş bir konferans yaptık. Bu konferansın e, etkisi de çok büyüktü. E, umutsuzluğa düşmedik dediğim yerde sponsorlukla ilgili Halil burada e, hakikaten çalmadığımız kapı kalmadı. İki yıl boyunca, e, bilhassa bir yılında çok fazla kişiyle görüşerek e, herkesten projelerimizi anlatarak para istedik. Çünkü projelerimize çok inandığımızı karşı tarafa yansıttık. Ee, i̇nanılmaz derecede yani çok umutsuzluğa düştüğümüz yerde bile çok ciddi sponsorluk destekleri oldu. Üyelerimizden çok ciddi katkı sağlandı. Ama bunların en önemlilerinden birisi Pricewaterhouse'du. Türkiye'nin en önemli Denetim şirketlerinden birisi e, dijital konferansımızın ana sponsorluğuna geldi. Kontenti dizayn etti. E, yaklaşık, Fuat yanlış hatırlamıyorsam, 75 sayfalık bir sunum yaptılar. Dünyadaki dijital trendleri konuştuk. Ve içerik kapsam olarak müthiş zengin bir konferans gerçekleştirdik. E, Yaprak Hanım da burada, birçok e, konuşmacı burada. E, Cem e, sağ olsun çok ciddi destek vermişti. E, çok keyifli, dolu dolu bir e, konferans gerçekleştirdik. Bizim döneme bir tane konferans sığdırabildik. Aslında... ...Fuat çok daha güzel küçük küçük başka oturumlar yaptı. İşte blok zincir vesaire onlar konuşuldu. Ee, yine kadın çalışma grubu... E, ...KPMG ile beraber kilidi kırmak, atölye çalışması gibi birçok çalışmalar yapıldı. E, dolu dolu yani anlattıkça uzayan e, birçok süreç oldu. Bütün arkadaşlarım büyük bir özveriyle e, katkı sağladılar. Bu dönemin e, dönüşümüne hakikaten e, ellerini yüreklerini koydular ve bugüne kadar geldik. Şimdi başkanlık makamından bazı şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü Fuat'la da geçen gün konuşurken söyledim. Bir defa biz çok katılımcı bir kurgu kurduk. Dolayısıyla bu kurduğumuz kurgu hakikaten çok başarılı oldu. Ama bir yandan da başkanın kendi ajandası devam etti. O yüzden ben kendi kişisel tarafımdan neler yaptığımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu yihat tarihine tarihe not olarak düşülmeli bazı şeyler. Bir gün sabah uyandığımızda Türkiye'de Önce şunu anlatarak başlayayım. E, Maliye Bakanından bir çağrı geldi. Diyor ki bütün STK'lar görüşlerini açıklasınlar. E, o zaman e, arkadaşlarıma mesaj attım. Dedim ki arkadaşlar dedim biz dedim eğer sivil örgütlenmeysek ve üzerimizde bir sorumluluk varsa bugün dedim bu çağrıya cevap vermek zorundayız. Herhangi bir parti, sivil kim, e, siyasi kimlik vesaire bundan bağımsız bir konu. Biz ülkemiz için bu katma değeri ortaya koymamız lazım ve bu anlayışı hemen arkadaşlarım sahiplendi ve üyelerimizden Mazar Dengenin e, çok büyük katkısı var. Fatih Denetimin çok büyük katkısı var. 25 maddelik çok önemli bir öneri seti hazırladık. Bu da sivil toplum kuruluşlarının arasında nadir e, olaylardan biridir. El ele genç segmentte e, ne dediğini bilen, söylediği şeyin arkasını hem teorikten hem pratikten dolduran, işte Mazar gibi, Fatih Denetim gibi bunun bilimsel altyapısıyla destekleyen çok önemli bir veri seti hazırladık. Ama orada koyduğum benim çok küçük bir nokta vardı, başkan olarak, cherry on the top denilen, yani en yukarıya koyduğum. Ben dedim ki girişimcilerin önünü açmamız lazım, dolayısıyla startupların, yani yeni başlayan girişimcilerin nakit akışlarına yardımcı olabilmek için vergilerini sıfırlamalıyız dedim. İşte bu bir manşet oldu. Maliye Bakanı'na gidip bunu anlattığımızda hakikaten çok çok teşekkür etti bize. Bizim gibi böyle bir derneğin kendisine gelmediğini, birçok öneri seti olduğunu, herkesin ihracat KDV'sinden vesaireden bahsettiğini ama bizim gibi nokta konunun önemine atfen nokta atış bir e, öneri olduğunu e, hiç kimsenin söylemediğini söyledi. Tabii o şeye e, bakanlık ziyaretine birçok arkadaşımız katıldı. Dijital tarafta e, arkadaşlarım var o şeye katılan. Hem yönetim kurulundan hem yönetim kurulunun dışından arkadaşlar geldi bakanlık ziyaretlerine. E, ve e, çok kritik bir e, görev yaptığımızı düşünüyorum. Yine bir sabah uyandığımızda, Türkiye'de bu sabah uyanmalarında bunları yaşıyoruz biliyorsunuz. E, Avrupa'yla, Hollanda'yla çok önemli bir kriz yaşadık. Amerika ile çok ciddi bir gergin, benim başkanlık dönemimde yaşadıklarımız. Ve arkadaşlarıma şunu söyledim, dedim ki biz dedim bir inisiyatif başlatmak zorundayız. Türkiye Avrupa Birliği'nden ve e, batıdan kopamaz. Böyle bir düşünce mümkün değil. Biz artık birbirine karışmış bir kültürüz. E, bunu çok e, sağlıklı bir iletişim kurgusunun üzerine oturttuk. Sağ olsun Başkan Yardımcım Doktor Mert Dinik, bunun ana dizaynını kurdu. Ve bütün büyükelçilerden, e, randevu talep ettik. Baş konsoloslardan randevu talep ettik. Bu inisiyatifi Alman Büyükelçisi ile başlattık. Alman Büyükelçisi'ye Ankara'ya Ankara gittiğimizde çok ciddi kalabalık yönetim kurulunun desteğiyle e, ziyarete gittik. Ve inanılmaz kapsamlı bir görüşme yaptık Alman Büyükelçisi ile. Hiç unutmuyorum yani bazen sınırları aşan bir e, konuşma e, yaptı Alman Büyükelçisi. E, yerinde tespitler vardı. Biz e, iş örgütleri adına e, ...tavrımızı koymamız gereken cevapları verebildik. Ama bu bir iletişim ve diyalogtu Ve bu çok sağlıklı, çok verimli, çok olması gerekendi. Alman Büyükelçi kimsenin kapılarını çalmadığını söyledi bize orada. Çok ilginç bir şekilde. Ama biz Türkiye'nin aydınlık yüzü olarak... ...gençliği olarak oraya gidip bunu yaptık. Ve bununla... Hakikaten çok gurur duyuyorum. Onun üzerine sevgili Murat'ın, Murat, Murat Sağman'ın desteğiyle Fransa ve Belçika büyükelçilerinden randevu aldık. Orada da çok açık, şeffaf görüşme yaptık ve Türkiye'nin Avrupa'dan kopamayacağını, bizim ihracat pazarımızın %50'sinin bu olduğunu anlatarak somut verilerle neler yaptığımızı muhataplarımıza aktararak çok kritik bir inisiyatifi ileriye götürdük. Son olarak da Amerikan Başkonsolosluğu'yla Jennifer'la çok verimli ve kapsamlı bir görüşme yaptık. Orada da e, her iki tarafın karşılıklı yaşadığı sıkıntıları paylaştık ve biz Türkiye'nin genç aydınlık yüzleri olarak neler beklediğimizi, neler düşündüğümüzü ifade ettik. Bu verimli görüşme GİAD'ın e, tarihinde de çok önemli bir noktaya geldi. Çünkü Amerikan Başkonsolosu ile GİAD Başkanı samimi bir hukuk içine girmiş oldu e, ve bundan 3 e, ay önce beni çok özel bir masaya davet ettiler. O masada sadece TÜSİAD Başkanı, ben ve Türk konfetten bir ekiple Kale Grubu'nun başkan yardımcısı vardı. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu artık bizim aldığımız inisiyatiflerin, bizim söylemlerimizin nasıl karşılık bulduğunun şeyidir. GİAD genç segmentin bir gücüdür koyduğu ifadelerle, ortaya koyduğu projelerle, söylemlerle çağrılan, görüşü alınan bir dernek haline gelmiştir. Bakın o gün o masada S400'ler de konuşuldu. Birçok konu konuşuldu ve bizim o masalarda oturuyor olmamızın bence bu derneğin çok önemli tarihine düşülmüş notlardan birisidir. Tabii bakanlıklarda çok kritik bir ziyaret daha yaptık. Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Ziya Selçuk, başkanlık sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı, bizi kabul etti. E, orayla ilgili yönetim kurulunda anlattığım birçok kişinin e, çok hoşuna gitti. Milli Eğitim Bakanı çok ilginç, muhteşem bir insan. E, hakikaten çok değişik bir insan, nevi şahsına münasır bir insan. E, hem e, teoriyi bilen, sokağın içinden gelmiş, hem kendi işini kurmuş, özel okulculuk yapmış, eğitim sistemini bilen, hem kamu tarafında çalışmış, bürokratya CV'sine bakarsanız çok do, e, dolu bir insan. E, çok ilginç bir şekilde ben CVC'ni araştırırken, bakanlığa ziyaret yapacağız. İki gün öncesinde YouTube'u açtım. Bir tane videosu var. Siz de seyredebilirsiniz. Adana'da Tepeba diye bir mahalle var. Benim doğduğum mahalledir bu arada. Adana'nın şehir merkezidir. Orada bir konuşma yapıyor. Tepeba TEDx'te Ve bakan sahneye çıkıyor. Sahnede bir tane kara tahta var. Kara tahtada hiçbir şey yazmıyor. Sahneye çıkar çıkmaz TEDx konuşmasında... Te teveşiri alıyor ve oraya bir tane kalp çiziyor. Diyor ki bu tahta çok boş gözüküyor. Ben diyor bir tane kalp çiziyorum buraya diyor. Sonra bakanlığa yola çıkarken bir gün önce akşam ee, ne çılgınlık yapacağım diye Mert bekliyordur muhtemelen ama <laughs> Mert'i aradım dedim ki benim aklıma acayip bir fikir geldi. Türkiye'de bu gerçekleşmiş midir bilmiyorum ama bir sivil toplum kuruluşu olarak bakana kalp hediye eden bir e, sivil toplum kuruluşu olabilir miyiz sence dedim. Böyle bir baktı falan <laughs> durdu düşündü. Ondan sonra başkan dedi fena fikir değil dedi bunun iletişimi iyi olabilir dedi. Bence dedi biz bir kalp yaptıralım dedi. Ondan sonra içinde giyat yazan bir kalp yaptırdık çerçevenin içine aldık. Sonra Sinem tabii çığlık attı. Başkan ne yapıyorsun, derneğimi kapattıracaksın diye. Sonra tabii Ankara'ya gittik. Sağ olsun yönetim kurulu arkadaşlarımız çok ciddi katılım ve destek gösterdiler. Çünkü bizim için Milli Eğitim Bakanlığı, GİAD Akademimizi ilk kez anlatacağımız, vaka kitabımızı Milli Eğitim Bakan'ının önüne koyabileceğimiz, T artı P diye teorikle pratiği birleştirdiğimiz iş dünyasıyla akademisyenlerin hep bir arada olması gerektiğinin altını çizen konuyu onlara... ...aktaracağımız yani kamu nezdinde aktaracağımız ilk kez böyle bir platform yakalamıştık. Ve müthiş bir görüşme oldu. Çok sempatik bir insan zaten. Birçok espriler oldu. Bana sen deli misin dedi. Ne bu işlerle uğraşıyorsun falan dedi. Ben de ee, sayın bakanım dedim. Siz herhalde böyle bir çılgınlık yaptınız. Bakanlık yapıyorsunuz. Biz de sivil toplum olarak elimizden gelen maksimumu yapmaya çalışıyoruz. Taşı elinin altına koyduk dedik. Ve e, o kalbi sonunda hediye ettik. E, olayı da anlattık ama... Ee, sonradan tabi iletişim açısından zorlu bir süreç yaşamamak için Türkiye'nin mevcut durumunda ee, o kalpli bir fotoğrafı iletişimde kullanmadık. Ama ben e, hakikaten bu e, sempatinin, e, bu sense of humor'un, insanlığın var olduğu e, noktaların e, sivil toplumda da, bakanlıklar nezdinde de bizim tarafımızdan yaşanıyor olmasını çok önemli buluyorum. E, sonra e, tabi bizim dönemde birçok e, işe imza attık ama. Ben kurumlardan e, e, bahsetmek istiyorum ki bu kurumlar Giyatın yarını hazırlıyor. Bakın başkanlarım çok iyi hatırlayacak. E, şimdi bu arada yeni üyelerimizden de e, çok şiddetle tavsiye ediyorum YouTube kanalımıza girin, Giyat web sitemizde de var. 30. yıl filmi yaptık. 30. yıl filmindeki çekimleri izlediğinizde başkanlarımız ki Ferit başkanımız var, Melih başkanımız var, diğer başkanlarımız da var. Başkanlarımızın birçoğu bir tane projemizden bahsediyor. O da tersine beyin güç projemiz. Ben bugün Şerif Başkan gelemedi, Şerif Başkan gelseydi Şerif Başkan ve Yavuz Koraltan'a bu projeyi başlattıkları için hepimiz adına şükranlarımı sunmak istiyordum. Çünkü proje odaklı sivil toplum kuruluşu anlayışı aslında GİAD'da başlamış bir konudur. Bu kadar odaklanmak, bir söylemi bu kadar genişletmenin çok ciddi topluma faydası var. Bugün bile hala Türkiye tersine beyin göçünü konuşuyor arkadaşlar. Ve inanın 17. dönem bugün bu konuyu işlese hala fayda katar Türkiye'ye. Neden? Çünkü biz kaybediyoruz entelektüel kapasiteyi. İhraç ediyoruz dışarı. Ve o gün Giyat bunu söylemiş 1990'lardan bahsediyoruz. Değil mi? Başkanım yanlış söylemiyorum. 90 92 yıl olması lazım. O yüzden de ben bu kurumlarımıza çok inanıyorum. Giyat Akademi 9. yıl, 10. yılına geliyor. 17. döneme emanet ediyoruz. ve onlardan birisi işte Giyat Araştırmalar Enstitüsü'nün kuruluşunu yaptık. Sevgili Doktor İlkay Gültaş yanımızda, kurucularından birisi. Şafak bugün yok aramızda. Bu kuruma e, hepiniz destek verdiniz. Çünkü biz P'yi Dünya Gazetesi ile beraber dünya.com'da eee Giyat Araştırmalar Enstitüsü üzerinden e, hepimiz hepimizi açtık. Bu, bu, bu platform artık bizim için. Dolayısıyla lütfen bu makaleleri arttıralım. Bizim herhalde şu anda İlkaycığım 12'nin 13'ün üzerinde makalemiz oldu. E, Lütfen yazın, sektörlerinizde konularınızda yazın. İnandığınız, hatalı yaptığımız Türkiye'de görüşlerimizi yüksek sesle ifade etmeye devam edelim. Araştırma enstitüsü bizim için çok kritik bir konu. Yine kurumlardan birisi dediğim, GİAD'ın içinde kurumlaşacak kurumlardan birisi dediğim vaka kitapları istediğimiz. Hakikaten fikir babası olmaktan gurur duyduğum bir projedir bu. Bütün girişimcilerimiz kendini bir nevi bir e, e, tıp öğrencisinin kadavra incelemesi gibi açmalıdır. Çünkü Türkiye'de case study book denilen yani bu örneklemeler, iyi örnekler, iyi vakaların incelemesi olayı çok kısıtlı. Formül sosundayla bunu başlattık. E, kendi hikayesini yazanlar kitabımızla beş tane kadın girişimci e, Giyatlı'yı e, bu dönemde müthiş viralleriyle e, videolarıyla, sosyal medya gücüyle, kitabın kendi kalitesiyle, görselliğiyle inanılmaz bir iş ortaya koyduk. Sevgili Özgül'ün büyük şeyleri var, çabaları var bunun için ve bütün ekibin gene Dilşat'ın, Pelin'in, Özge'nin, Gülşah'ın dolayısıyla da müthiş bir kitap ortaya kondu. Bunun için de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bir de iletişim tarafı var. Şimdi dernek, başkanlık makamı bir şeyler yapıyor, proje liderleri, başkanlar, başkan yardımcıları birçok şey yapıyor. Ama çok özel bir teşekkür olarak ona burada hepinizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Başkan yardımcım, yol arkadaşım, kardeşim, dostum, bugüne kadar beni bir gün bile yalnız bırakmayan, her konuda bana destek olmuş, omuz atmış, GİAD'ın iletişim stratejisini emekleriyle, her şeyle iletişim ilişki iletişimini bile kuran kişi Doktor Tiniye, huzurlarınızda çok çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Mert sağ ol, var ol. Hatta şöyle gel birazcık da herkes görsün seni. Merhaba ben projesini bu dönemde yaptı Özge ile beraber inanılmaz derecede coşkulu bir proje oldu. Hepiniz şu anda 50'nin üzerinde üyemiz kendini tanıttı. sana o kadar çok teşekkür ediyorum ki ne en zor anında da yanımdaydın. ...derneğin içinde verdiğimiz mücadelelerin içindeydin. Yani ne desem boş hakikaten sana şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsın. Sağ ol, var ol dostum. Ee, dolayısıyla da bu özel teşekkürü yapmak zorundaydım. Vicdanen buna... E, ...gerçekten ne desem yanımdaydı çünkü. Bir kere itiraz etmedi. Bir gün telefon ettim. Sana dedim bir şey söyleyeceğim dedim. Gene ne çılgın bir şey söyleyeceksin dedi. Hayır dedim gel dedim, buluşalım. E, seni dedim dönerciye döner yemeğe götüreceğim dedim. <laughs> Çok seviyor diye. E, dolayısıyla... E, üye iletişimi iletişim, iletişim, <laughs> <laughs> zaafını söylemiş ol. Üye ilişkilerinin bu kadar gelişmesi hakikaten onun iletişim dizaynlarıyla ile oldu. Basınla paylaştığımız rakamları şöyle çok hızlı söyleyeyim. Bunu veda yazımda da gönderdim. 370 Bunların hepsi Mert'in ana stratejiyi dizayn etmesiyle oluyor arkadaşlar. Bir dernekte kamuoyuyla ilişki, ...basınla ilişki çok çok kritik bir konu oluyor. Ben şunu gözlemledim. Biz dernek olarak yaptığımız her işte söylemin altını Mert'in kurduğu stratejileriyle doldurdukça... ...ajansımızın şevki daha da arttı. Ve o şevkin artması bizim etkimizi de arttırdı. O yüzden de 370'in üzerinde yansıma, 68 aylık haftalık şey, 102'nin üzerinde ulusal ve ulusal dergide... ...bugün artık giyat hangi mecrada canlı yayına çıkmak istiyorsa o mecrada istediği zaman slotunda yayına çıkabilecek durumda. Bu da çok büyük bir başarı bu arada. Bunun ne demek olduğunu da ajansı iletişimi bilenler şey yapar. Hepsiyle neredeyse artık özel ilişkiler geliştirilmiş durumda. Bir telefonla mevcut başkanı yayına çıkartmak bizim için artık çok çok kolay ve görüşü alınan bir sürü canlı telefon bağlantıları yaptım başkanlığım süresince. Görüşümüz alındı. dolayısıyla iletişim stratejimiz çok önemli. Ben iki, te, iki şeyin çok kritik olduğunu söylüyorum sivil toplum açısından. Biliyorum birazcık uzattım ama toparlayacağım şimdi. Veda ediyorum arkadaşlar son, <laughs> son şeyler. o da şu. Bir derneğin iki tane kritik konusu var. Birincisi iletişim. Yani nasıl iletiştiğimiz çok önemli dernek olarak. Biz sivil toplumlar arasında en iyi iletişim stratejisini kurmuş derneklerden biriyiz. Bakın iletişimin iki bacağı var. Bir iç iletişim, bir dış iletişim. İç iletişimde olabildiğince üyemize dokunan bir kurgu kurduk. Kapsayıcılığı zaten herhalde videoda da görüyorsunuzdur. Yani başkan e, haricinde neredeyse başkan yardımcıları, proje sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, herkes yayınlarda, dergilerde, her yerde bulundu. Dolayısıyla da bu bir kapsayıcılık... E, Üyeler tarafında kapsayıcılık tarafı. Bir de kamuoyuyla ilişkiler, basınla ilişkiler. Onu zaten birazcık bahsettim. Son olarak da işin ikinci tarafı da derneğin projesinin olması ama o projeyi de satmak. Yani kasaya işaret ediyorum. Bir dernek kasasıyla güçlü. Paranın hiçbir önemi yok dernek açısından ama bir dernek kasasıyla güçlü oluyor. İşte onun da tek yolu proje üretmek. O projeleri ki biz nevi şahsına münasır entelektüel kapasitesiyle iş yapan, kalabalıklığıyla değil e, nitelikli bulduğu fikirlerle iş yapan bir dernek olduğumuz için bu kısmında olabildiğince üzerine benden dönem benden sonraki arkadaşların eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada e, gerekli e, başarının yakalanacağını düşünüyorum. Biz 16. dönem olarak. E, Övünerek söylemeliyiz ki bunu başarmış durumdayız. Hem iletişim açısından hem de kasayı devir açısından çok güçlü bir dönem geçirdiğimizi söylemeliyim. Şimdi tabii özel teşekkürlerden Mert'e teşekkür ettim ama kasayı söyleyince biri var ki hepimizi disipline soktu. Yer yer bazen arada tartıştık bile sevgili Serkan Uluç'a. E, Mali işlerden sorumlu başkan yardımcıma çok teşekkür ediyorum. O kasa bugün e, bu şekilde teslim ediliyorsa, onun çok titiz, özverili emekleri var. E, Serkan'cığım çok çok teşekkürler kardeşim. Evet. Şimdi e, tabii Kadın Çalışma Grubu e, çok önemli işler yaptı. E, kadının Türkiye'deki durumu oranlara, e, istatistiklere baktığımızda çok zorlu bir süreçte. Ama Başkan Yardımcım İlkay Demirdağ Eşitlik Zamanı projesini başlatarak bu filmi kamuoyuna ortaya koyarak hepinizin desteğiyle e, inanılmaz bir etkiyi sağladık. Giyat markasını çok daha ileriye götürdük. Dolayısıyla kendisine de huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. bir, bir Bu Eşitlik Zamanı filmi özelinde birkaç teşekkür daha eklemem lazım. O da e, yönetim kurulumuzda... E, Aktif olmakta zorlanacağını söyleyen ilk konuştuğumda üç tane üyemiz vardı. Birisi sevgili Gülden'di, Gülden Güral. Birisi Erdem, Erdem Timurdu. Birisi de Ebru Arıkan'dı. Ben üçüne de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana Aktif olmakta zorlanacağını söylemelerine rağmen inanılmaz derecede aktif oldular. Erden, neredeyse eşitlik zamanının çok büyük bir kısmını yüklendi. Ana sponsoru oldu, maddi, manevi birçok kişinin getirilmesine destek oldu. Nef'in sahibi Erden Timur. Selamlar olsun, ayağındaki sorundan dolayı genel kurula gelemedi. Ee, ve sevgili Ebru Arıkan. Ebru'yu göremedim ama Ebru e, herhalde yok. Ama Ebru da sağ olsun çok eskilerdendir kendisi de. E, Mefa kullanının e, Arıkanlı Holding'in sahibi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Hem filmin e, prodüksiyonunda kendi e, sponsor oldu. Hem de birçok yerinde destek oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi e, biraz önce ifade etmeye çalıştım. E, Giyat Sanat e, dernek tarihinde bir ilk oldu. Sanatla uğraşan ee, maalesef Türkiye'de ucube denilen e, bir ortamda sanatla uğraşan e, bir derneğimiz e, olduğumuzu ortaya koyduk. Bunun içine birçok şeyi ekleyerek de koyduk açık söyleyeyim. E, ama e, hukuk işlerini düzenledi ve bugün aramızda yok babasının rahatsızlığı dolayısıyla. E, sevgili e, Buse Pınar Kaçara da, Sanat Çalışma Grubu'nun başkanı kurucusu, çok çok teşekkür ediyorum. E, Şimdi teşekkür kısmını e, lütfen müsaade edin. Çünkü oralarda oturmuş uzun zaman bunların ne olduğunu biliyorum. Bu emekler e, yarın bir biriniz burada e, bu kürsünün bu tarafına geçeceksiniz 18. 19. dönemde. Dolayısıyla da bu teşekkür kısmını ben çok kritik görüyorum. Çünkü STK'da Para yok, pul yok, hiçbir şey yok. Sadece bir teşekkür var işte. O yüzden de uzatmak çok önemli. Şeyde de eşitlik zamanında da çok uzatmıştım. Bazı eleştiriler de almıştım ama ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum hala. Üye ilişkilerimizde bir sürü kahvaltı yaptık. Burada divanda oturuyor şimdi kendisi. Sevgili Kayhan ve İreme çok teşekkür ediyorum. Girişimcilik ve gelişimde İbrahim aslında kritik bir sürece e, başlattı. Şu anda ben umuyorum GİAD bu projeyi gerçekleştirecek. GİAD platformun ana kuruluş damarı, damarıdır bu. E, umarım GİAD melekleriyle bir kurgu kuracak. E, hırgür çıkmadan parayı girince dernek üyeleri arasında bir sıkıntı çıkmadan. E, gelişim tarafında da Erdem sağ olsun e, birçok e, kahvaltı, toplantı vesaire ayarladı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii e, der, e, dönemin en özel teşekkürü, GİAD Akademi'yi, sevgili Başak ve İsmail neredesiniz, bu noktaya getiren, ben dedim ki siz çılgınsınız, ya yani, bu kadar çok adamı derslere, iki tane üye falan götürüyorlar. Hakikaten hakkıyla, fazlasıyla başardılar. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Mert de Hakeza GİAD Akademi'nin kurucusu olarak o da aynı şeyi söylüyor. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Biraz önce bahsettim, Şafak'la İlkay araştırma enstitüsünü kurdular. Makaleleri göndermeye lütfen devam edin. dünya.com bize platformunu açmış durumda. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bir de tabii vaka kitabını biraz önce anlattım, isimleri söyledim ama o beş kişiye de çok teşekkür ediyorum. Kendilerini birçok zorlu süreçte kaybediyor gibi hissettiler de bu kitap en ufak bir sorun yaşanmadan uygununca ortaya kondu. Özgül, tekrar senin şahsında, Pelin tekrar sizin şahsınızda bütün ekibe teşekkür ediyorum. Ve bu kitap, umuyorum, Formül ile beraber belki böyle bir bundle yapıp ikili kitap olarak satarız. Derneğe önümüzdeki dönemde hem maddi katkı sağlar, hiç önemli değil maddi tarafı, Türkiye'nin bütün üniversitelerinde okutulan bir kitap haline gelir. Bununla ilgili çalışmalarımızda olduğunu biliyorum. Bu işlerin hepsi çok uzadı gerçekten ama bu işlerin hepsi dernek merkeziyle yapılıyor. Genel sekreterliğimizle yapılıyor. Sevgili Sinem sonu var sana başkanlığım boyunca bana verdiğin destek için sabırla, hassasiyetle, özveriyle çalıştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Onur, Yeliz, Ayşen hakikaten kahrımızı çektiniz. Derneğin bütün ağır yükünü geceler, gündüzler, sabahlar, bugün bile sabahın köründe telaşlı proje yetişmeyecek vesaire oraya gideceğiz. Sağ olun, var olun. Hepiniz iyi ki varsınız. Bu derneğin yarını, geleceği Bence ben kurumsallık açısından çok kritik görüyorum dernek merkezimizi, genel sekreterliğimizi. Ee, Tabi bir de dışarıdan e, destek verenler var. Orada görüyorum Can Hoca'yı, ekonomi danışmanımız. Bütün yönetim kurullarında, basın bültenlerinde, e, ya hocam şunu söyleyelim mi, yazalım mı dediğinde, başkan gaza bas, başkan frene bas filan diyen. E, Can Hocam sana çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol, iyi ki varsın. E, bu dönem bir ilk gerçekleşti. Neredesin Furkan? Sosyal medya ajansıyla Çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduk. Biz ilklerden biri olduk. Bizden gördüler. Daha sonra birçok sivil toplum kuruluşu, bazı başkanlar federasyonun içinde de, Türk Konfederi içinde de bana sordu. Biz Furkan'la çok güzel bir dönem geçirdik. Tamamen gönüllülükle. Kendisi bile STK'da bu işler nasıl yapıldığını doğal olarak yani hiç kimse sabah doğduğunda sosyal medyasını, STK'nı yönetelim demediği için birçok şeyi beraber öğrenerek çok güzel bir döneme imza attık. Furkan'cığım sana çok teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü bu bir sponsorluktur. Maddi karşılığın almadan sıfır lirayla bunu dernek için yaptığın için, özverin için sana çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. PR ajansımız Dilek Kontak Plus, Mahinur o çok önemli ilk başta başkanlığının ilk başında çok emek verdi. Dilekçim sağ ol. Orkide'ye çok selamlar. Sağ olun, var olun. Bir de tasarım işlerimizi yapan Talha var. Talha da dün gece bile e, elinizde faaliyet raporumuz var. İçeride e, müthiş bir kontent hazırladı kendisi. E, ona da çok teşekkür ediyorum. E, son olarak, last but not least diyor. Başkanlık birazdan bitecek arkadaşlar. E, burası e, kalpleri kazanma yeri. E, umuyorum sürçü lisan etmemişimdir. Eğer öyle bir şey olduysa da lütfen beni affedin çünkü ben gönülleri kazanmanın çok önemli olduğunu düşünen birisiyim. Olabildiğince yumuşak bir liderlik anlayışı ortaya koydum. Bu yeni nesil bir liderlik anlayışıydı. Hasan Subaşı'nın kitabında Laotuz'unun bir lafı insanları insanlara liderlik etmek istiyorsan onların arkalarından yürüyün diyor. Ben bunu yapmaya çalıştım, bunu örneklemeye çalıştım. Hem yeni nesil liderlik anlayışı hem de katılımcı bir e, dernek yönetimini e, umuyorum hep beraber sağlamışızdır O yüzden sürçe lisan ettiysem affedin hakkınızı helal edin o manada e, ama şunu da eklemek istiyorum e, bu dernek çok yüzüde bir dernek e, Lütfen bu derneğin e, ismine şanına e, yaraşır şekilde Projelerinizi katma değerli bir şekilde dernek yönetimine iletin ve bu projelerin içinde aktif bir şekilde rol alın. Aktif rol almak sivil toplumda aslında o e, puzzle'ın resmin tamamını e, tamamlamak oluyor. Olabildiğince vakit ayırın. Tabii ki herkesin işi var, e, zorlanıyor. Ama e, ben mümkün olabildiğince derneğe angaca olmaya e, çalışın. E, bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen hemen pes etmeyin. Dernekte en çok, dernekçilikte en çok gördüğüm şeylerden biri. E, işiniz belli dönemlerde yoğun olur. Dernekten istifa vesaire şu bu ben bırakayım filan demeyi lütfen e, yana ayırın. Çünkü öncelikle bu derneğin ne kapıları açacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Benim burada beraber iş yaptığım, beraber birçok e, zor günümü paylaştığım, Dostluk yaptığım arkadaşım, dostum var. E, o yüzden de sabredin. E, belli dönemlerde aktif olursunuz, belli dönemlerde aktif olmazsınız. E, son olarak da şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. E, genelde bana söylüyorlar ya sen konuşmanda edebiyatı seviyorsun, e, şiirden bir şeyler söylüyorsun diye. Aklıma şu geldi. E, yaklaşık 100 küsür saatin üzerinde Giyad Akademi'de ders vermişim. Kurduğum günden itibaren neredeyse 4 yıl boyunca Giyad Akademi'nin açılış derslerini vermişim. Başarılı girişimci hikayesi diye. O sunumlarımın sonunda da öğrencilere şunu söylüyordum. Özdemir Asaf şöyle söylüyor. Bu benim size anlattığım hikâyemdi aslında. 16. Dönemin sonunda benim başkanlık serüvenimi dinlediniz. Başkanlık öykümü, başkanlık hikayemi dinlediniz. Benim 16 yıl boyunca bu derneğe verdiğim hizmetlerin aslında bir özetini dinlediniz. Dolayısıyla Özdemir Asaf şöyle diyor. Herkesin bir öyküsü vardır ama herkesin bir şiiri yoktur diyor. Ben umuyorum bu dernek başkanlığımı bir şiir gibi hepinizle paylaşmışımdır. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Katma değeriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi kürsüden inmiyorum. Bir cümleyle ineceğim çünkü. Dedim ki sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü dedim, sen dedim o cesareti gösterdin dedim. Beni aradı, başkanım dedi, ben varım dedi. İşte o varım diyen kişiye bu bayrağı teslim etmenin büyük gururu içindeyim. Fuat Pamukçu sana çok teşekkür ediyorum. 36 yaşında derneğimizin başkanı olmaya aday olduğun, bu cesareti gösterdiğin, bu sorumluluğu üzerine aldığın için sana hakikaten derneğimiz, eski başkanlarımız, fahri üyelerimiz ve şahsım adına ve yönetim kurulumuz adına çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığın büyük bir cesaret ve bu cesaretin de sonuna kadar getireceğine inanıyorum. Sana güvenim tam. Emanetin en iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Bayrağı sana teslim ediyorum. Çok teşekkürler, sevgiler, saygılar.